Bu harika bir oyun. Kazandığın zaman daha da güzel oluyor. Ha? O da ne? Ha. Yalnız ben yastık değilim. Yerine dön bakalım. Ah, şaka mı yapıyorsun? Aa, hayır, belli ki yapmıyorsun. Bu durumu nasıl halledeceğimi biliyorum. Şuraya sana özel bir stand yapayım. İşte bu. Bir dakika. Ben ne yapacağım şimdi? Türbülans oluyor. Kafan ne ağırmış. Of, neler oluyor? Buldum. Hey, senin kilotlu çorabını kullanabiliriz. Nasıl? Tabii ya. Neyse ki çorabım tertemiz. Çorabı başımızın üstünden geçirip uçlarını bağlamamız gerekiyor. Bunun için önce uçları koltuğa sarıp arkadan sımsıkı bir düğüm yapıyoruz. Şimdi güzellik uykuma devam edebilirim. Vay canına, işe yaradı. Ben de bir deneyeyim. Nihayet varabildik. Artık tatilimiz başlasın. Buna çok ihtiyacımız vardı gerçekten. Çok hareketli bir gündü. Benim telefonumdan mı geldi o ses? Ne geldi acaba? Parti zamanı. Yaşasın, partilere bayılırım. Yalnız üstümüzü değiştirmemiz lazım. Evet, bu kıyafette gidemeyiz. Bakalım bavulda neler varmış. Bavulu benim yaptığımı unutmuşum. Hadi girin bakalım içine. Hepsini şöyle bir tıkıştırayım. Çok sinir bozucu. Hadi sığın artık şuraya. Bu çok zor bir iş. Her defasında aynı şey oluyor. Şunun haline bak. Tamamen karışmış. Partide herkes bizimle dalga geçecek. Alice, şu an çok kızgınım sana. Bunun yeni bir moda akımı olduğunu söyleriz. Bir dakika. Hemen dönerim. Burada bir şey yok. Ama pes etmek yok. Peki yatağın altı? Burada da bir şey yok. Bir dakika. Buldum. Şimdi hepsini halledeceğim. Bu ütü spreyiyle elbiseyi tamamen ıslatıyoruz. Tamamdır. Bununla işimiz bitti. Şimdi duşu açıp ortamı biraz buharlandırıyoruz. Sanırım kendime saat alsam iyi olur ama daha fazla zamanımız var. Hadi elbiseye bir göz atalım. Hiç kırışık kalmamış. Üstelik muhteşem görünüyor. Gidip menüsüne göstereyim. Vay canına, muhteşem. Kırışıkları hallettiğine inanamıyorum. Hadi o zaman gidiyoruz. Ne çok seçenek var. Bu güzel görünüyor. Bu renk gözlerimi ortaya çıkaracak. Sen benimle geliyorsun. Başka ne alsam acaba? Birkaç tişörte ihtiyacım var. Tamam, bunlar olur. Siz de girin bakalım bavula. Pekala, bakalım burada neler varmış. Kim bilir, bakarsın bir inşaatta falan çalışırım. İşte en sevdiğim kıyafet. Bak, çok şirin bir tavuk oldum. Şuna bir bak, çok tatlı oldum. Tamam, bunu da kesin alıyorum. Bunu neredeyse unuttuğuma inanamıyorum. Bu bir klasik. Bunu da burada bırakmak olmaz. Sırada spor ayakkabılar var. Bu çift çok rahat gerçekten. Ama bir o kadar da kirpas içinde. Çok fena haldeler. Sanırım temizlesem iyi olacak. Neyse, böyle de olur nasılsa. Dur bakalım. Neler oluyor? Dur, şu tişörte bak. Benim görevim bunun olmasını engellemek. Sen gelecekten mi geliyorsun? Ayakkabıyı bu torbaya koyman gerekiyor. Tabii, nasıl istersen. Teşekkür ederim. Pekala, benim burada işim bitti. Bir ara görüşürüz seninle. Vay canına, bu çok tuhaftı. Ama gelecekteki benim iyi fikirleri varmış doğrusu. Ayakkabıyı torbaya koyup ağzını böyle kapatıyoruz. Artık kıyafetlerimin kirlenmesi mümkün değil. Pekala, artık çıkmaya hazırım. Uçağı kaçırmadan da hadi gidelim. Vay, bu tatil köyü inanılmaz. Üstüm başım da tertemiz. O zaman parti başlasın. Of, ne kötü bir uçuştu. Evet, çok uzun sürdü. Ben bir duş alacağım. Tamam, ben buradayım. Karnım acıktı. Bir şeyler atıştırmam lazım. Tam istediğim şey. Bunlar olmadan asla evden çıkmazdım. Bu lezzete bayılıyorum. Bir saniye. Burada bir sorun var. Alex, buzun erisi mi iyi olur? Aynen, devam et. Ne oldu öyle? Bu pilav çok soğumuş. Bir dakika, saç kurutma makinesi.
Bu sorunumuzu tamamen çözecek. İşte başlıyoruz. Stretch film. Filmi kabın üstüne geriyoruz. Sonra mendil kutusunu alıyoruz. Evet, bu işimizi görür. Kutuyu kabın üstüne koyuyoruz. Şimdi gösteri zamanı. Saç kurutma makinesini kabın üzerine tutuyoruz. Vay canına, çok bilimsel bir hareket. Hey, şunu görüyor musun? Bak, pilav ısınıyor. Tamam, bu kadar yeter. Streç filmi artık üstünden alıyoruz. Çok güzel kokuyor. Hadi tadına bakalım. Bunu dört gözle bekliyordum. Ben de. Oo, çok güzel. Ben bir dahiyim. Dişlerimi fırçalıyorum. Şalala. Oh, naneli ve taptaze bir nefes. Diş fırçamı nereye koysam acaba? Kap falan da yok burada. Belki buraya koyabilirim. Yok, belki de olmaz. Buldum. Hey, yapma öyle. Saksı olabilir. Benimle dalga mı geçiyorsun sen? Pekala, bunu sen istedin diş fırçası. Seni yavaşça duvara yaslayacağım. Tamam, orada kal bakalım. Gözüm üzerinde. Diş fırçasına kimin patron olduğunu gösterdim. Hayır, hayır, aklına bile getirme. Sakın yapma, düşme yere. Hayır. Neredeyse yakalıyordum. Diş fırçam. Oh, olamaz. Bu şemata da nedir? Her şey yolunda mı? Bu bir felaket. Diş fırçam çöp kutusuna düştü. Çok iğrenç gerçekten. Artık bunu kullanamam. Ay, çok iğrenç. Şimdi ne yapacağım ben? Oh, aklıma bir fikir geldi. Hey, onu kullanıyordum ben. Ama benim buna ihtiyacım var. İşte bardağın tabanına bir delik açıp harika bir diş fırçası kabı haline getiriyoruz. Akıllıca değil mi? Etkilendim doğrusu. Vay canına, ne kadar güzel bir çiçek. Renkleri de ne kadar canlı. Harika kokuyor. Ay bu arılar. Kaş gidin buradan. Ne yapıyorsun? Hayır, bu hiç iyi değil. Şimdi ne yapacağım? İmdat. Hayır, dışarıya çıkmayacağım. Şunu kapatayım, artık hiçbir arı bana yaklaşamaz. Beni rahat bırakın lütfen. İşte hayat bu. Gidin başımdan. Oh, biri bana yardım etsin. Anneciğim, Batman, Superman, kim olursa. Sanırım izimi kaybettirdim. Yok, onları daha da öfkelendirmişim. Bir dakika, bir planım var. Hey, güle güle. Sizi çizgili ezikler sizi. Hayır, kaç. Bunu konuşarak çözmek olmaz mı? Özür diliyorum, tamam mı? Ne güzel bir çiçek. Daha iyisi olabilir mi? Sıcak hava ve baloncuklar. Öyle sihirli ki. Acaba top sektirme rekoru neydi? Bunu hiçbir şey mahvedemez. Erken konuşmuşum. Eyvah, topum. Hadi ama. Az kaldı. Neredeyse. İşe yaramıyor. Ona yetişemiyorum. Bir dakika. Ben de ağaca tırmanırım. Bunun daha kolay olacağını sanmıştım. Maymunlar bunu nasıl yapıyor? Yoksa bu ağaç bozuk falan mı? Elim çok acıdı. Olamaz, elim delindi. İmdat. Yine ne yaptı? Başı dertten hiç kurtulmuyor. Çok acıyor Claire, sana ihtiyacım var. Ne Miles? Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Ne? Hayır, elime kıymık battı. Biliyordum. Şuraya git. İyi fikir. Git, beni rahat bırak. Aman ya. Baygınlık geçiriyorum. Devam etmeliyim. Oraya farmama az kaldı. Ne? Futbol topunu ne yapayım ya? Bu da bir sulama kabı. Kaplumbağa. Sevimliymiş. Odaklanmalıyım ha? İşte ihtiyacım olan bu. Bu işimi görür. Sonunda kıymığı çıkarabileceğim. İşte başlıyoruz. Ucunu kıymığın üstüne yerleştiriyorum. Sonra kolunu çekiyorum. Kıymığın hemen çıkması lazım. İşe yarıyor. Birazcık daha. Acaba Miles halledebiliyor mu? İşte bu. Evet. Vay canına. Nasıl da rahatladım. Sana gelince kötü kıymak, senin işin bitti. Teknoloji ne harika, öyle değil mi? Onu bana ver. Hep hayalini kurduğum dudaklara kavuşacağım. Miles dudaklarımdan çok etkilenecek. Bilal, ne yapıyorsun? Şşş, ağını bozuyorsun. Keşke bunu daha önce düşünseydim.
Aha, bu kadar yeter. İşler daha kötü olabilirdi. Amanın. Ne oldu? Arı falan mı soktu? Nasıl, beğendin mi? Buraya gel. Kes şunu. Dağ yürüyüşü yapmak için harika bir gün. Susamaya başladım. Sıvı dengesine dikkat etmem önemli. Ferahladım. Tuvalete gitmeliyim. Bir çalı bulmalıyım. Bu çok güzel. İçişim geldi. Sorun yok, ne de olsa her zaman hazırlıklıyım. Bu taşınabilir, lazımlığı kullanabilirim. Kurması çok kolay. Tek bir hareketle hazır oluyor. Bunu pek beğenmedim. Sanki birazcık sade. Kendime has bir dokunuş yapmalıyım. Böyle daha iyi. Manzara şahane. Daha fazla tutamıyorum. Aslında burası da olur. Bir kaza olsun istemiyorum. Annem son seferinde çok öfkelenmişti. Bir dakika. Şu karıncalar da nereden geldi? Benden uzak durun. Hayır, çok geç. Her yerimi kapladılar. Burası daha iyi görünüyor. Hayır, ısır kanotu var. İşte rahat değil. Böyle olmuyor. Bir dakika. Claire orada. İyi geldi. Kapağını kapatayım. Kimsenin bunu görmesine gerek yok. Claire! Claire! Seni gördüğüme sevindim. Tuvaletini kullanabilir miyim? Yani bunu mu? Hayır. Lütfen. Çok çaresiz durumdayım. Hayır. Olmaz, git başımdan. Çok kötüsün. Peki ne yapacağım? Şuraya oturup düşüneyim. Kullanabileceğim bir şey olmalı. Bir dakika, buldum. Sadık kovamı kullanabilirim. Neden bunu daha önce düşünmedim ki? Önce içini bir çöp poşetiyle kaplıyorum. Böylece temizlemek daha kolay olacak. Sabitlemek için kenarlarını dışa kıvırıyorum. İşte oldu. Şimdi gözlerden uzak bir yer bulacağım. İyi geldi. Evet. Buna ihtiyacım vardı. Sanırım bitti. Gitmen gerekiyorsa gideceksin. Sifonu çekmeye bile gerek yok. Gitme vakti geldi. Peki, bu utanç verici. Aman ne güzel sıkıştım. Çıksana. Yardım lazım. Bunu tek başıma çıkaramıyorum. Arkadaşlar, şu muhteşem manzaraya bakın. Claire, neyse ki buradasın. Doğada zaman geçirmeyi seviyorum. Lazımdan sıkıştım kaldım. Onu tanımıyorum gerçekten. Şunu çeksene. Hayır, o şey bana doğrultma. Kokusu buraya kadar geliyor. Lütfen, sana yalvarıyorum. Tamam ama bana borçlusun. Neden buna pişman olacağımı hissediyorum acaba? Hazır mısın? Vay canına, kötü sıkışmışsın. Çek. Çekiyorum. Hareket etmeyi bırak. Çıkar şunu. Popon ne kadar büyükmüş. Buna yorum yapmayacağım. Kovayı vakumluyor. Anlaşılan yağmur yağıyor. Neyse ki şemsiyemi yanıma almıştım. Her zaman hazırlıklı olmalısın. Bunun hiç olmadığını varsayalım. Bu taraftan. Biliyorum. Yürüyüş için güzel bir gün. Aslında bunu daha sık yapmalıyız. Zaman ayırıp doğayla bağ kurmak lazım. Güzel bir yürüyüş oldu. Şu kuşa bak. Ne kadar harika. Claire bunu görmeli. Claire, şu kuşu görmelisin. Şuna bak. Neye bakıyorum? Kolumdaki şu şeyde ne? Ben yerim çamur olmuşum senin yüzünden. Git temizlen. O kadar da kötü kokmuyorum ya, değil mi? Ne bekliyor ki? Sonuçta kamp yapıyoruz. Burada konfor yok. Gölde temizlenirim. Göller doğanın banyosudur. Bu pek temiz bir su değil. Bir daha deneyelim. Böyle olmayacak. Bu çamurdan kurtulmalıyım. Hızlıca bir duş alayım. Hayatın güzelliklerini seviyorum. Önce torbayı suyla doldurmam gerekiyor. Bir şişe su yardımcı olur. Dikkatli olmalıyım. Dökülmesini istemem. Birazcık daha. Tamam, işte oldu. Duş hazır. Saçımı bozmak istemiyorum. Duş jelini bu kullanışlı cebe koyabilirim. Burada fırçam için bile yer var. Artık yıkanabilirim. Şöyle çeviriyorsun ve başlıktan su akıyor. İşte ihtiyacım olan tam da bu. Elbette mahremiyet de gerekiyor. Böyle daha iyi.
Ah, çok iyi geldi. La la la. Temizlenmek için su şişemi kullanabilirim. Aa, hiç su kalmamış. Belki birkaç damla vardır ya. Yok, bomboş. Bu planımı bozdu. Belki yapabileceğim işi vardır. Birkaç şeye daha ihtiyacım var. Bence bu işe yarar. Önce şişenin üst kısmını kesiyorum. İşte böyle. Sonra ağız kısmına pamuk dolduruyorum. İyice sıkıştırmalıyım. Şimdi biraz su almalıyım. Bunu şişenin diğer yarısının içine koyuyorum. Pamuk filtre görevi görüyor. Sudaki tüm pislikleri süzüyor. Temiz su da şişeye doluyor. Vay canına, arada çok fark var. İşe yaradı. Artık temizlenebilirim. Şunları çıkarayım. Aa, çok iyi geldi. Kendimi şimdiden daha temiz hissediyorum. Ferahladım. Muhteşem kokuyor. Çamuru güzelce fırçalıyorum. Sonra duruluyorum. Kendime geldim. Kötü de kokmuyorum. Bu çok eğlenceli. Bu kadar yeter. Kurulanayım. Ah, keyifliydi. Kamp yaparken evdeki konforu bulamayacağını kim söylemiş? Çok rahatladım. Selam, geri döndüm. Oh, hayır Miles, ne yaptın yine? Daha yeni duş almıştım. Tüh. Güzel şeyler yapmaya hiç hakkım yok mu? Affedersin Claire, kazayla oldu. Şu an hiç mutlu değilim. Burası iyi görünüyor. Beğendim. Kamp kurmak için mükemmel bir yer. Vay canına, çadırım çok güzel görünüyor. İçine girmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına, ne kadar rahat. Evdeki yatak odama benziyor. Galiba uyuyacak bir yer bulmalıyım. Burası biraz kirli ama. Hiç olmamasında iyidir. Rahat etmeye çalışayım. Bacaklar, çekil üstümden. Buradan gidiyorum. Buna alışabilirim. Şu Miles mı? Nereye gidiyor öyle? Her yerdeler. Üstümde gezindiklerini hala hissedebiliyorum. Ne kadar büyük bir örümcek ha. Böyle ağları nasıl yapıyorlar? Çok havalı. Bu aklıma bir fikir getirdi. Tek bir şeye ihtiyacım var. Bu streç filme. Bütün sorunlarımın çözümü bu. Onu teleskop gibi de kullanabilirim. En uygun yeri bulmalıyım. İşte burası aradığım yer. Şimdi işe koyulayım. Bazen kendime hayran oluyorum. Bunu ağacın çevresine sararak başlıyorum. Birkaç kat yaptıktan sonra diğer ağaca geçeceğim. Üç ağaç arasında bir üçgen oluşturmak istiyorum. Etrafına kat kat sarıyorum. Bunun güçlü olması gerekiyor. Ay, onu seyrederken başım döndü. Şimdi streç filmi bu katmanların üstüne sarıyorum. Böylece onları sabitliyorum. Vay canına, kocaman bir streç film rulosu oldu. Bu sonsuza kadar sürecek. Ortasına birkaç kat daha yapıyorum. Neredeyse bitti. Bir dakika, bu yoksa düşündüğüm şey mi? Bu da son kısmı. Artık kopartabilirim. Bununla gurur duyuyorum. Çadırı kim ne yapsın? Ben bu gece yıldızların altında uyuyacağım. Bir hamak yaptı. Daha yakından bakayım. Hey, sen de nereden çıktın? Hamağını beğendim. Deneyebilir miyim? Olmaz. Hadi ama. Hayır. Olur mu? Hayır. Ay, lütfen. Boşuna uğraşma Claire. Öyle mi? Claire. Peki. Vay canına, bu harika. Bana verebileceğin üzümlerin var mı? Şansını zorlama. Of, dikkat etsene. Kamp yapmaktan nefret ediyorum. Ay, buna alışabilirim. Öf, terliklerime hep kum girdi. Çok sinir bozucu. Yeter artık, onları çıkarıyorum. Yanıma alsam daha iyi olurmuş. Bugün eğlenceli geçecek. Moral bozmak yok. Vay canına, terliklerine ne yapmış? Benim niye aklıma gelmedi ki? Bu parti harika. Bir saniye, içecek bir şey alayım. Hey, sizinkileri de doldurayım mı? Ay, fena esti. Yerinde dur etek. Olamaz. İçecekler ve yiyecekler. Burası fazla rüzgarlı. Hadi gidelim. Durun, gitmeyin. Bir çözümüm var, yemin ederim. Bir şans verelim bari. Ne yapacağım ben? Hepsi gidecek. Yapabileceğim bir şey olmalı. Hadi bir şey düşün.
Oh, sürem doluyor. Bir dakika, o bir muffin kalıbı mıydı? Bu kesinlikle işe yarayacak. Hey, döndüm ve parti tepsileri getirdim. Bakın, artık rüzgardan hiçbir şey uçmayacak. Vay canına, bu çok zekice. Partiyi iyi kurtardın. Ah, plaj zamanı. Hadi gidelim. Yakala bakalım. Suda koşarak topa vurmada harikasın. Plaj selfiesi. Ah, güneş ne kadar sıcak. Oh, her yanım acıyor. Ah, dokunma bana. Kendim güneşten fena yanmışım zaten. Sana nasıl dokunayım? Ya şimdi biz ne yapacağız? Bir dakika. Sanırım ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Aloe vera bitkimiz var. Onunla güneş yanığımızı tedavi edebiliriz. Kabuğunu çıkarmak için bıçağı dikkatlice kullanıyorum. Evet, şu aloe vera jeline bak. Bir kaşıkla hepsini çıkarıyorum. Güzel. Aynen böyle. Şimdi blender'a koyuyorum. Kapağını kapadım. Artık karıştırabilirim. E işte böyle. Hiç de uzun sürmedi. Şu an biraz sıvı halde. Bu yüzden buz kalıbına döküyorum. İşte böyle. Tabii bir adım daha var. Bunu dondurmak. Aloe vera küpleri hazır. Ha, tamam, izliyor musunuz? Şuna bak şimdi. Hem soğutuyor hem de iyileştiriyor. Aloe vera yanıklara çok iyi gelir. Bak, cildim şimdiden çok daha iyi oldu. Gerçekten de versene. Bir sürü var. Kendine al bir tane. Ah, aman tanrım. Yazın kamp yapmak çok eğlenceli. Özellikle de eğlenceli bir piknik de yapıyorsan. İçecek arası. Aa, doğadayken de mışıl mışıl uyuyorum. Oh, bu benden mi geliyor? Ay, korkmuşum. Hey, bu temizlenmeme yardım eder. Şu su dolu torbayı ağacın dalına asıyorum. Birkaç yerinden deliyorum. Ve şimdi şampuanla açık havada duşumu alıyorum. Aa, o ne yapıyor orada? Oh, bayağı temiz görünüyorsun. Al, kola iç. Hey, suya girmeye hazır mısın? Aa, dur, bekle biraz. Eşyalarımızı ortalıkta bırakamayız. Biri gelip paramızı çalabilir. Aa, haklısın, gidip kontrol etmeliyiz. Aa, işte burada. Hmm, param hala yerinde görünüyor. Aa, iyi de ne yapacağız? Hey, bence fırçamın yardımı dokunur. Bak, fırça kısmı çıkabiliyor. Tek yapmam gereken parayı katlayıp kıvırmak. Sonra fırçanın içine gidiyor. Ve fırça kısmını üstüne geri takıyorum. Bak, saçlarımı hala tarayabiliyorum. Hey, benim saçlarımı da tarasana. Aa, bu fıdık köpeğe bak. Ah, selam köpekçik. Seni bir tarayayım. Ay, ne cicisin. Ne iyi geldi değil mi? Şu tüylere bak. Fırça olarak hala iyi iş görüyor. Saçını artık bence onunla fırçalama. Ama para saklamak için iyi. Şimdi nihayet yüzmeye gidebiliriz. Gittiler. Gideyim de paralarını çalayım. Ah, tüh. Burada hiçbir şey yok. Ya bu? İğrenç. Üstü saç dolu. Gittim ben. Ah, bugün dışarısı ne güzel. Güzel bir öğleden sonra geçireceğim. Rahatlayacağım, güneşleneceğim ve kitabımı okuyacağım. Vay canına, burası bayağı ısınmaya başladı. Selfie ve atıştırma zamanı. Of, çok sıcak ya.
Bu cipslerden sonra tatlı iyi giderdi. Ay olamaz, çikolatam erimiş. Ve Sprite şişem de o kadar sıcak ki tutamıyorum. Of ya, bu öğleden sonramı mahvetti resmen. Ama belki de yapabileceğim başka bir şey vardır. Pekala, saklama kabımı alıp dibine folyo koyuyorum. Bu aynı zamanda izolasyon folyosu. Yani sıcak şeyleri sıcak, soğukları da soğuk tutuyor. İşte tüm kabı kapladım. Sırada sünger var. Kilitli poşete koyup üzerine biraz su döküyorum. Kapatıyorum. Şimdi de buzluğa yerleştiriyorum. Orada güzelce donacak. İşte hazır. Onu da diğerleri gibi saklama kabına koyuyorum. Bu kitap çok iyi ama hava da çok sıcak. Soğuk bir şeyler içeyim. Oh, ne kadar ferahlatıcı. Ev yapımı soğutucum işe yaradı. Oh, ne güzel bir park. İyi ki yürüyüşe çıkmışım. Oh, o da neydi? Ah tüh ya, dondurma eriyip üzerime döküldü. Ne? Bir de sakıza mı oturmuşum? Ah ne sinir bozucu. Ah sanırım yapacak bir şey yok. Üstümü değiştirmeliyim. Bir bakalım. Üstümü değiştirecek bir yer var mı? Yok tabii. Sanırım burada değişmem gerekiyor. Ama kimsenin beni görmesini de istemiyorum. Önce bir bacağımı giyiyorum. Sonra öbür bacağa geçiyorum. Tamam. Şimdi sıra diğer bacağımda. Güzel temiz şort giyildi. Yani kirli olanı çıkarabilirim. İşte bu kadar. Temiz şortu giydim bile. Plajda geçirilen tembel bir gün gibisi yok. Güneşlenirsin, bronzlaşırsın. Hey, orada bir şey mi var? Pekala, bu biraz tuhaf. Bu da ne? Heyecanlandım şimdi. Aa, sanırım ruh eşimi buldum. Ah, ne gün ama. Hey, dikkat et. Şaka mı bu? Örtüme kum bulaştırdın. Öf, bugünü mahvetmesine izin vermeyeceğim. Güneşin tadını çıkar sadece. Dikkat! Yine mi? Öf, yeter artık. Kuma bu çubukları sokacağım. Ve çevresine bu şeridi çekeceğim. Kendime özel plajım. Ay, pardon. Of, hadi ama. Yine müthiş bir gün. Hazırlansam iyi olur. Hmm, ne yapıyor? İyi ki şu çarşafı getirdim. Hmm, tuhafmış. Kumun üstüne yerleştiriyorum. Şimdi üstüne ağırlık koyayım. Çantam köşeye gelsin. Ayaklarımdaki kumu yıkayayım. Ve şu havlunun üzerinde kurulayım. İşte yaşamak bu. Hey, bu bayağı zekice. Ve örtümde hiç kum yok. Eve gitme zamanı. Harika bir gündü. Eşyalarımı toplasam iyi olacak. Sanırım hepsi bu kadar. Şimdi eve gidiyorum. Ay, bu krem çok kumlanmış. Ha, neyse. Ha? Her yer kum olmuş. Bu havluyu yıkamam gerek. Of, terliklerim kumla kaplılar. Aman ne güzel. Sanırım plajı eve getirmişim. Bu nasıl mümkün olabilir ya? Nereden geliyor bu? Vay canına, ne çok kum. En azından kendime kumdan kale yapabileceğim. Bu çok can sıkıcı. Bunun olmasını önlemenin bir yolu olmalı. Bir dakika. Bütün kum çantama dolacak. Hmm, ne yapsam? Aa, bir fikrim var. Kokpit anahtarlığım. Bu mükemmel. Anahtarlığı terliklerime geçiriyorum.
Sonra da çantamı fermuarına takıyorum. Bu harika bir fikir. Çantama kum da olmadı. Ay uf. Pardon. Ay acıyor. Of, fena yandım. Hey Star, şuna bak. Ay, ıstakoz gibi olmuşsun. Seni serinleteyim. Hayır, hayır. Bu işe yaramaz. Bu nasıl? İyi geldi mi? Aa, buldum. Çok canım yanıyor. Bu vantilatör işine yarar. Dur, bu çok sinir bozucu. Bunun işe yarayacağını sanmıştım. Bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Bir itfaiyeci ile çıkmıştım. Peki. Birkaç şey öğrendim. Sen çıldırdın mı? Hayır, bunu yapma. Sen ne yapıyorsun ya? Dur lütfen. Sanırım buldum. Hiçbir yere gitme. Buzluktan bir şey almam lazım. Bu buz küpleri tam ihtiyacımız olan şey. Bu işe yarayacaktır. O ne yapacak ki? Güven bana. Bu güneş yanını hafifletmenin harika bir yolu. Tek gereken bir buz kalıbı ve biraz aloe vera jeli. Buz kalıbını aloe vera jeli ile doldur. Sonra donması için buzluğa koy. Bu güneş yanığını hafifletmeye yardım eder. Bir dene. Peki, bu kadar eminsen. Ay, çok acıyor. Sanki derim alev almış gibi. Bu aslında harika bir fikir. Pekala, hadi bakalım. Aa, çok iyi geliyor. Kesinlikle işe yarıyor. İşe yarayacağını söylemiştim. Şimdiden kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Evet. Tadı nefis. Aa, selam. Sky, şuraya bak. Ne haber? Selam. Selam. Ey. Bana bakıyor resmen. Aa, bu iğrenç. Nereye gidiyor? Neyse. Çok leziz. Biliyorum. Ha, bak. Ha. Şimdi ne oldu? Ay, bu çok utanç verici. Niye böyle oluyor ya? Ha, dondurmam. Bunu bütün gün yiyebilirim. Çok leziz. Ne yapacağım ben? Teşekkürler. Dondurma da ziyan oldu. Bir dakika, bir fikrim var. Şu dondurmayı alıyorum. Ve çubuğunu bir cupcake kağıdından geçiriyorum. Bu harika. Artık ortalık batmayacak. Oo, aman tanrım. Selam tatlım. Selam. Bu dondurma harika. Cupcake kağıdı hepsini tutuyor. Sağ ol. Ne muhteşem bir otel. Hadi eşyaları boşaltıp plaja gidelim. Güneşlenmek için sabırsızlanıyorum. Pek uzun sürmez. Bir dakika. Lexi hazır mı? Ben daha bikinimi bulamadım. Sıcak saçlarımı mahvediyor. İyi görünüyorum. Acele etsem iyi olur. Bikinim nerede? Burada olmalı. Hadi gidelim. Bir sorunum var. Sadece bikini altlarını almışım. Aa, öyle mi? Bu sorun değil, bana da olmuştu. Tek gereken ayakkabı bağcıkları. Bak, dene bir. Bu aslında işe yarayabilir. Bir bikini altı al. Baş aşağı çevir. Sonra bir ayakkabı bağcığı alır, bikininin A kısmından geçir.
Sonra bağcığı ensenden bağla. Sırtında çaprazla ve dikininin yanlarından geçir. Sırtına doğru çekip düğüm at. İyi görünüyor değil mi? Hazır mısın? Hazırım. Bir şey daha lazım. Şimdi ne oldu? Al bakalım serinlememiz için. Hadi gidelim. Cesur ol Jared, bunu yapabilirsin. Etrafta kimse yok. İşte bana fırsat. Lezzetli çikolata. Hayır, elimden kaydı. İşte bu. Hadi bakalım. Bu da ne? İğrenç kaka bu. Durun bakalım. Sen gidebilirsin. Hey. Bir sorun mu var? Şaka mı bu? İşaretlere baksana. Her yerde bunlardan var. Yiyecek sokmak yasak. Ben şaka sanmıştım. Yani leziz atıştırmalıklarımı içeri sokamayacak mıyım? Yani madem öyle diyorsun. Hayır. Çok kırıcısın. İşimi yapıyorum sadece. Sanırım bir uyarı tabelası daha lazım. Hiç adil değil. Altı üstü atıştırmalık sokmak istemiştim. Dur bakalım, bir fikrim var. Birini aramam lazım. Bu biraz acıtabilir. Dur. Jared'miş. Bekle bakalım burada. Alo, yok artık. Cidden mi? Peki. Dur, buna ihtiyacın olabilir. Neden? İçecek. Şırınga, içecek, şırınga. Şimdi anladım, tamamdır. Altı üstü lezzetli bir atıştırmalık istiyorum. İlacınızın zamanı geldi. Bunu beğeneceksiniz. Vay canına. Harikaymış. Mutlu bir müşteri daha. Pardon, yani hasta. Gitmem lazım. Teşekkürler kanki. İşte buna iyi ilaç derim. Eller yukarı, temiz geç. Sıradaki. Ne yaptığını sanıyorsun? Yiyecek sokmak yasak. Ya hadi ama. Ne yapacağım şimdi? Havuz mu, cipslerim mi? Hayatta olmaz. Gittim ben. Ne? Sorunu neydi bunun? Bu atıştırmalıkları içeri sokamayacağım değil mi? Belki de cazibemi kullanabilirim. Ya da şu yüzme simidini kullansam. Sanırım bu işe yarayacak. Şişirilebilir simidi ters bir şekilde koyalım. Sonra da bir bant ve en sevdiğin abur cuburları alalım. Abur cuburları simide bant yardımıyla yapıştıralım. Epey temiz oldu ha? Doğal davran. Hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Durun bakalım hanımefendi. Yiyecek var mı, sizi kontrol etmeliyim. Umarım işe yarar. Yiyecek varsa benden kaçmaz. Hayır. Buraları sıcak mı bastı ne? Hayır, izin veremem. Bu rozeti çıkarmamız lazım. Bu mu? Peki tabii. Şuna bak, resmen bir hamburger. Elim ayağım titriyor sinirden. Alt üst bir rozet. Yine de yiyecek, güle güle de. Şimdi içeri geçebilirsin. Vay canına, bayağı gerginmiş. Gitti sonunda. Çok tatlıymış, bu artık benim. Girdim içeri. Havuz kenarında elimde abur cuburlarımla bir gün. Önce ne yesem? Sonuna kadar hak ettim. Paylaşmak istemiyorum. Geçebilirsin. Dur. Ne oldu? Bunu açıklamam gerektiğine inanamıyorum. Yiyecek sokmak yasak. Anlaşıldı mı? Şimdi ikile. Ne saçma bir kuralmış. Selam canım. Ben sadece bronzlaşmak istiyorum. Vay. Bikinine bayıldım. Bu eski şey mi? Çok naziksin. Bir de yiyecek yasak. Bunun işe yarayacağından emindim. Bu şimdiye kadarki en iyi fikrim. Ciddi misin? Göründüğü gibi değil. Üzgünüm. Ben gideyim. Yapabileceğim bir şey olmalı. Bu şnorkel bana bir fikir verdi. Şnorkelin üstünü çıkarıp içini şekerle dolduralım. Tam bir dahiyim. Hadi bakalım. Yine mi? Dur.
cidden sürekli bunu yapmak zorunda mıyız? Ah, bu kadar düşmanlık kalbe zarar. Tamam temizsin. Geç bakalım. Vallahi mi? Harika. İşe yaradı yani. Ah, aman tanrım, çok tatlı bir çocuktu. Şimdi günümün tadını çıkarabilirim. Şnorkelle dalmaya hep bayılmışımdır. Çok güzeller. Anlaşıldı, tamam. Akşam görüşürüz anneciğim. Aha, dur. Üstünde yiyecek falan yok değil mi? Tam da şüphelendiğim gibi yiyecek sokmak yasak. Peki, umurumda değil. Ben de giderim o zaman. Acıttı ya. Hayır, şekerlerim. Size yardım edeyim. Selam. Merhaba, bıyığını sevdim. Teşekkürler, kendi kendime uzattım. Ve yiyecek sokmak yasak. Ya, bu hiç adil değil. Bunu da bir başıma toplarım artık. Bir dakika, harika bir fikrim var. Fırçanın üzerindeki kılların olduğu bölümü çıkaralım. Sonra da şekerleri fırçaya yerleştirelim. Kılların olduğu kısmı yeniden tarağa koyalım. İşte karşınızda gizli şeker zulası. Saçımın güzel görünmesi gerekiyor. Yine mi sen? Dur, umarım yine yiyecek sokmaya çalışmıyorsundur. Aklımdan bile geçirmedim. Havuza girebilirsin. Teşekkürler. Ne gündü ama. Selam, yemekte ne var anneciğim? Biraz şeker için bunca sıkıntıya girmem gerektiğine inanamıyorum. Ama ne derler bilirsin, kıskananlar çatlasın. İstediğim kadar şekerim var. Leziz. Manikür zamanım gelmiş. Ha, bu da neydi? Aa, benmişim. Yiyecek bir şeylere ihtiyacım var. Şuracıkta da koca bir kutu yiyecek var. İsraf olmalarına yüreğim el vermez. Kimsecikler fark etmez. Bunlar çok güzel görünüyor. Birileri geliyor. Selam. Dur bakalım. Ne? Şuna bir bakayım. Enteresan. Tam da tahmin ettiğim gibi. Bir lollipop. Yiyecek sokmak yasak. İyi de ben lollipoplara bayılırım. Bir saniye. Yüzünde çikolata var. Kendi kurallarını çiğniyorsun. Ne? Ah, bu mu? Çok da umurumda değil. Çekil gözümün önünden. Peki. Şu çöp torbaları bana bir fikir verdi. Sanırım bu işe yarayabilir. Sorun değil. Çekileceğim gözünün önünden. Bay bay. Oh, garipmiş. Şimdi atıştırmalıklara geri dönebileceğim. İşime bayılıyorum. Bu da neydi? Hey! Orada birileri mi var? Aa, hayal görüyor olmalıyım. Hiç fark etmedi. Oradaki şeye ne oldu? Oh, bu da nereden çıktı? Burada iki poşet olduğunu hatırlamıyorum. Ne kadar yiyeceğe el koydum ben? Ah, neyse. Nefis. Bütün paketi yiyebilirim. Ah, yemişim. Yiyeceklerim kalanı da nereye kayboldu? Allah Allah, burada olduklarına yemin edebilirim. Ne? Anlamıyorum. Ne oluyor? Bir dakika. Jared'ti. Ben bir dahiyim. Gizlilik üstadıyım. İsteyebileceğim bütün abur cuburlar önümde. Oo, bunlar leziz duruyor. Güneş, neden bunu yapsın ki? Cildimi cayır cayır yaktı. Acıyor. Vay, nefes. Bileklerimi atlama anne. Tabii ki. Ha, bu ne? Yine çöp atmışlar. Çöp mü? Aslında hiç de çöp değil. Karpuz yanıkları yatıştırır. Güzel bir his verir değil mi? Çok daha iyi. Teşekkürler anne. Ne demek? Afiyet olsun. Of, bu böcekler çok sinir bozucu. Of, yeter anne. Bir şey olmaz canım.
Şimdi ne yapacağım? Anne! Ne esi? Bu böcekler beni deli ediyor. Bununla ez o zaman onları. Ha, gerçekten mi? Eğlenceli olabilir. Hah, şimdi bittiniz. Hah. Ay, pardon anne ya. Hiç hoş olmadı ama. Aa. Şu sivrisinek avcısının bilgileri nerede? Bu sorunu sonsuza kadar çözeceğim. Birisi sivrisinek avcısı mı çağırdı? Çünkü savaşa hazırım. Güzel, çünkü her yerdeler. Hemen hallediyorum. Aa. Aynen böyle. Bu elemanın sonu geldi. Söz veriyorum. Kahramanım. İşimiz bu. Ne? Aa, tamam, al bakalım. Harika, sizinle çalışmak zevkti. Artık gittiklerine göre devam edebilir ve uçabilirsiniz. Gidin hadi. Beni özgür bıraktığınız için teşekkürler bayım. Alışveriş. Ne? İstemez. Ha? Bir fikrim var. Hadi gidip biraz odun keselim. Gel benimle. Burası iyi bir yere benziyor. Aa, çok rahatlatıcı. Of, git buradan. Ha? Aa, o da neydi? Aptal sivrisinekler. Bırakın da huzur içinde güneşleneyim. Aa, evet. Aa, beni canlı canlı yemeye çalışıyorlar. Cina, neler oluyor? Yine sivrisinekler mi rahatsız ediyor? Her yerimi ısırdılar, baksana. Sucuklu pizza gibi oldum. Of, ah. Bizi yalnız bırakın. Onu duydunuz, gidin ya. Yakaladım seni, yoksa. Yakaladım seni. Yakaladın mı? Hepinizi yakalayacağım. Hatta bunu da yapacağım. Tutkal tabancasıyla başlıyorum. Ara şeklimizi çapraz çizgilerle dolduruyoruz. Sonra diğer yöne doğru çizgiler çekiyoruz. Gayet iyi gidiyor. Sonra ikisini bir çubuğa tutturuyoruz. Bir arada tutturmak için de yapıştırıcı kullanıyoruz. İşte bitti. Al bakalım tatlım. Gerçekten mi? İşe yarayacak mı ki bu? Şimdi bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Vurdun mu? Vurdun mu? Hayır, kaçtı. Ya sorun değil canım. Bak şimdi. Hah, tam isabet. İşte bebeğim. Bak kolaydı. Aa, işte şimdi hazırım. Hadi meydan. Taze meyve suyu. Oh, çok ferahladım. Ama hemen çişimi getirdi. İçeride biri mi var? Alo? Evet, sen rakamları hesapla. Dur bakalım. Uf, evet. Güzel. Dün gece çok fazla taco yedim. Of. Of, çabuk. Bu kadar ne yapıyorsun orada ya? Oh. Girmesem de olurmuş. Of, bu çok kötüydü. Ama hala çişim var. Eğer 5 yıldızlı değilse zaman ayırmaya değmez. Anne, sana ihtiyacım var. Ne? Ciao. Başladı mesaimiz. Şimdi ne oldu? Çişim var. Git yap o zaman. Hayır, babam orayı mahvetmiş. Bu konuda iyidir. Dur, abi fikrim var. İzle şimdi. Aha. Gerçek bir tuvalet gibi. Dene bakalım. Ha? Yok artık. Esti. Of, tamam. Peki. Ha, dur. Artık biraz mahremiyetin de var. Hazır mısın? Birazdan görüşürüz. Al bakalım. Ah, rahatladım. Neyse, sıra bende. Oo, bu burada ne yapmış böyle?
Aman tanrım. Neydi bu böyle? Taşınmamız gerekecek. Ah güzel. Ay çok şişim var anne. Git de yap hadi. Of burası çok iğrenç. Hayatta yapamam. Anne. Şimdi ne oldu? Efendim tatlım. Bu bayağı korkunçmuş. Buldum. Gel benimle. Buraya çömel ve yap gitsin. Yapabileceğimi sanmıyorum. Ne yapabileceğini biliyorum. Anne. Alt üstü kilotlu çorap canım. Klozet kapağını kapatabilirler. Bak tam oturdu. Geç bakalım. Hadi. Tamam. Hiçbir şey hissetmiyorum. Güzelim doğa. Hadi tatlım. Uslu bir kız ol ve dişlerini fırçala. Ben zorunda mıyım? Ben kaçar. Hop bakalım. Öyle mızıtma yok. Öf peki. Su fışkırtıcıyı tutmak ister misin? Al bakalım. Susan dizi. Esi yapma şunu. Islandım. Esi. Peki Barbie diş macununa ne dersin? Barbie mi? Dişlerini fırçalamana yardım etmek istiyor. Biraz diş macunu lütfen. Teşekkürler. Bir şey değil. Gördün mü? Takas edebilir miyim? Tabii ki tamam. Vay diş macunu istiyorum. İşe yaradı. Kandırdım. Nasıl bir duyguymuş. Ciddi misin anne ya? çok lezzetli. Bu harika. Havuzda sadece ben varım. Selam tatlım. Sana atıştırmalık hazırladım. Aç değilim. Ama en sevdiğin. İstemiyorum. Bir lokma al. Sen seviyorsun diye yaptım. Hayır bırak yüzeyim. Bunu tüm gün yapabilirim. Çok yorucuydu. Cidden mi? Tadına bak. İstemiyorum dedim ya ya. İnanamıyorum. Bu kadarı da fazla. Sen şimdi görürsün. Aklıma bir fikir geldi. Önce havuz makarnası. Ortadan ikiye böl. Aynen böyle. Şimdi bir sonraki aşama. Düz yüzeyine yapıştırıcı uygula. İki tarafı da boydan boya kapla. Bunun için biraz fazla yapıştırıcıya ihtiyacımız olacak. Bu kadarı yeterli. Şimdi bunları yemek sepetine yerleştir. Bastırarak sağlamlaştır. Yüzmesini istediğim için tüm yüzeyi kapladım. Sen havuzdan çıkmıyorsan atıştırmalıkların havuza gelir. Yelken açma zamanı. İyi yolculuklar. Bu da ne? Vay canına bu harika. Sanırım yiyecek. Çok iyiymiş. Teşekkürler anne. Afiyet olsun kızıma. Valiz yerleştirmek neden bu kadar zor? Tekmelesem sığar mı? Hadi ama bu çok sinir bozucu. Neredeyse bunları unutuyordum. Siz de gelin. Hadi bakalım. Hala eşya mı topluyorsun? Sığdırmayı başaramadım. Geriye tek bir çözüm kaldı. Planladığın gibi girmedi sanırım. Ay affedersin. Harika. Yardım edebilir miyim? Gerçekten mi? Bu harika olur. Ne çok kıyafet var. Hepsini seviyorum. Güzelmiş. Pekala iç çamaşırlarıyla başla. İkiye katla sonra yuvarla. Sıra tişörtte. Pantolonunu ikiye katlayarak ortasına koy. Sonra da tişörtü katla. Küp şeklini alana kadar katlamaya devam et. Bikinilerini üst üste koyabilirsin. Şimdi şortlar. Şortun üstüne küçük bir tişört koy. Bu şekilde katla. Sonra da şortu katla. Bu ceketi çok sevdim.
alt taraftan başla. Ters çevir ve kolları çapraz şekilde katla. Ceketi de alta doğru katla. Ve alt kısmın içine sok. Tıpkı yastık yüzü değiştirmek gibi. Pekala, geriye yerleştirme işlemi kaldı. Her şey düzenli şekilde kalacak ve sığacaktır. Küçük eşyalarını ceplere koyabilirsin. Müthiş alan tasarrufu. Fermuarı çek ve valizi kapa. Hepsi bu kadar. Hazır mısın? Hadi gidelim. Sonunda bitti. Hey, ne yapıyorsun? Bu da ne? Ha, evet. Burayı yeni temizledim. Ah, hayat çok acımasız. Affedersin, hemen geçiyorum. Geç hadi. İlacı yanında mı getirdin, bu ne hal? Affedersin dedim ya. Şaka yapıyorsun değil mi? Bu kadarı yeter, doğru duşa. Hey, dikkatli ol. Tamam tamam, gidiyorum. Vay canına, Claire temizliğe çok düşkünmüş. Ha, su neden akmıyor? Hadi ama. Ah, şimdi ne yapacağım? Acaba kullanabileceğim bir şey var mı? Bebek pudrası. Bu işime yarayabilir. Bacaklarıma sıkacağım. Sonra da elimle ovalayacağım. Kum taneleri dökecektir. Tıpkı düşündüğüm gibi. Sıra diğer bacağımda. Bu harika bir fikir. Madem duş alamıyorum, ben de pudralanırım. Gelecek sefer bunu plaja götüreceğim. Ah, sonunda hepsini süpürdüm. Tertemiz oldu. Ne oldu biliyor musun? Bekle. Önce seni kontrol edeyim. Hiç kum kalmamış, güzel. Sular kesilmişti fakat aklıma bir fikir geldi. Ah, olamaz. Yanlışlıkla oldu gerçekten. Ne yaptın sen? Burayı ellerimle temizlemiştim. Al şunu elimden. Üzgünüm. Hemen temizliyorum. Nefis. Ay ay ay. Aa, sen iyi misin? Her yerim yanıyor. Ne oldu peki? Güneşin altında biraz fazla kaldım. Aa, buldum. Buz küpü denesene. Serinlemene yardımcı olur. Teşekkürler. Hemen deneyeceğim. Aa, çok iyi geldi. Aklıma bir fikir geldi. Hemen dönerim. Ben buradayım zaten. Öncelikle bir aloe vera yaprağına ihtiyacım var. Bu kısmı keseceğim. Ve içini açacağım. İçindeki kısmı kaşık yardımıyla alıyorum. İsraf etmek istemem. Sırada blender var. Yaprağın içini buraya dökeceğim. Bir sürü aloe vera gerekli. Ve biraz da su. Bu kadarı yeterli olmalı. Kapağını kapatıp çalıştıracağım. Birkaç saniye karıştıracağım. Bu harika görünüyor. Emma buna bayılacak. Şimdi aloe vera suyunu buz kalıbına döküyorum. Kalıbın tamamını dolduracağım. Artık buzlukta bekleyebilirler. Bir daha asla güneşe çıkmayacağım. Bunu senin için yaptım. Umarım faydası olur. Güneş yanığının üstüne sür. Çok rahatlatıcı. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Rica ederim. Bunu neden yaptın? Biraz daha buz getirebilirim. Bu hoş oldu. Bir tane daha. Hayır. Gerçekten böyle mi görünüyorum? Tekrar deneyeceğim. Güzel olacaktır. Hayır, bunlar da güzel değil. Neden iyi çekemiyorum? Çok yakın tuttum için mi? Biraz uzaklaştırabilirim. Bu da ne? Neler oluyor? Bu çok ilginç. Acaba nereye kadar gidiyor? Çok tuhaf. Vay canına, hala gidiyor. Selam Claire. Az önce burnuma vurmuş olabilirsin. Affedersin. Demek selfie çekmeye çalışıyorsun. Evet ama şanslı günümde değilim. Kişisel alan. Hey, iki telefon kullan.
Aa, güzel fikir. Neredeyse oldu. Nasıl görünüyor? Harika. İşte bu. Aa, çok iyi. Müthiş çıkıyor. İşte bu. Sanırım oldu. Ben de bakayım. Aa, çok iyi. Evet, harikalar. Vay, burası gerçekten harikaymış. Hey, wow. Çiçekler kocaman. Çok romantik değil mi? Değil, anlaşılan. Şuraya baksana. Burası tek kelimeyle enfes ya. Aha. Aa! Elbet zamanı gelecek. Burada ne var? Gölü bulduk. Sonunda oluyor. Bekle. Şu gurultuları duyuyor musun? Gitmem lazım. Nasıl ya? Bütün rüyaya ihtiyacım var. Daha fazla tutamayacağım. Of ya. Kemer mi takıyordum? Of, peki odaklan, yapalım şunu. Ufam, bu ne ya? Bir dakika, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Burası gayet uygun görünüyor. Şöyle şuraya yerleştireyim. Poşet geçirerek de kolayca temizleyebilirim. Gerçek bir klozet kapağı bile koyabilirim. Oo. Ama uzun sürdü ya. Ah, daha iyi misin? Yeniden doğmuş gibiyim. Şimdi nerede kalmıştık? Ellerini yıkadın mı ki? Bekle seni. Ah, bitti falan da değilim ya. Doğru yoldayız sanırım, değil mi? Şunu kurmak için de harika bir yer. Peki. Kolay gelsin koca bebeğim. Ben de şurada takılayım. Liam, ne yaptığını bildiğine emin misin? Oo, bu hiç doğru görünmüyor. Neyse ne, benim sorunum değil. Biraz nunchaka'ya benziyorlar. Oo. Ne? Ah, hala o şeyi mi yapmaya çalışıyor? İmdat, göremiyorum. Bu şey bir labirent gibi. Ne kadar oldu? Ah, saatimi unutmuşum. İşte bu kadar. Çadırımız kurulmuş sayılır. Aa, bundan emin misin? O şeyin içinde uyumayacağım. Üzgünüm. Of, gerçekten elimden gelenin en iyisini yaptım Lizzie. Ben geliyorum. Ben güneşin altında halimden memnunum. Ayrıca eşyalarımı da getirmiştim. İlk olarak bildiğimiz ağaç sarmalamayı yapalım. Bu üç ağaç mükemmel konumdalar. Birkaç kere etrafından geçelim. Sonra da çevirip üstlerinden atalım. Sonra da buranın altından çekelim. Yukarıda böyle bir katman oluştu, gördün mü? Liam, hala orada mı? Neyse ki kendi yapacak işim var. İkinci katman, bekle beni, geliyorum. Neredeyse bitti. İşte bu kadar. Sırada ne mi var? İçeriye yerleşme zamanı. Umarım beni taşıyacak kadar güçlüdür. Ah evet, işte budur ya. Lizzie, bunu yapmayı ne ara öğrendin? Aptal çadır, bir daha kampa falan gitmem. Liam, ne komiksin. Tatlı rüyalar. Etrafta o kadar yürümek beni epey acıktırdı. Bu ellerle yemek yiyemem ki. Oo, temizlenmek için bolca suyum varmış. Sadece biraz lazım. Oo, iki elime birden ihtiyacım var gibi. Oh, vazgeçiyorum. İmkansız resmen. Ama tabii bu işe yararsa iyi olur. Bak, tıpkı bir lavaboya dönüştü. Liam, ne yapıyor bu ya? Ah, Liam. Lizzie, bu ne yaygara? Hayır, ooo. Alt üstü bir su bidonu, ellerimi yıkamak istemiştim. Bir dahakine benim yöntemimi kullan. Şuraya bir delik aç. Ve içine bir pipet geçir. Hazır işte. Bir deneyelim bakalım. Dur bakalım şurada. Kapağı kaldıralım. İşte karşınızda musluk millet. Vay, gerçekten akıllıcaydı Liz. Biliyorum, rica ederim. Biraz daha su alalım bakalım. Suyumuzu çok hızlı bitiriyoruz. Bu kadar yetecektir. Işık resmen ateş ediyor.
suyu doldurdum. Tabii umurundaysa. İçtiyse birimiz içecek bir şeyimiz var mı yok mu diye umursuyor. Tabii bir de kaynatmalıyız. Şimdi de bekleyelim. Şunları gömmek için sabırsızlanıyorum en sevdiklerim. Dur. Yoksa sakın. Kasemi almayı mı unuttum? İçinde işime yarayacak herhangi bir şey var mı acaba? Bir dakika. Liam hala selfie mi çekiyor orada? Peynir. Buldum. Aa Liam. Resimlerine biraz heyecan katalım. Geliyorum. Hey ne yapıyorsun? Sanırım ayak uydurabilirim. Oh, ne de güzel yuvarlak bir kafam varmış öyle. Kullanmama izin verdiğin için teşekkürler. Peki erişte zamanı. Üstelik mükemmel yüz yuvarlak bir kasem de var. Cidden çok acıkmışım. Bu şeylerden 10 tane yiyebilirim. Folyo olduğu için kaynar sıcaklıktaki suya da dayanabilir. Liam, acıktın mı? Erişte yaptım canım. Yuvarlak kafan sayesinde. Bunu paylaşmam lazım, hareket etme. Evet, müthiş oldu. Domatesleri keseyim bakalım. Ne kadar da tatlılar değil mi? Şu erkeksi kasları çalıştıralım biraz. Ah, garip. Hadi, çıksana. Bacaklardan in. İmkansız gibi görünüyor. Domatesler neredeyse hazır. Harika görünüyorlar. Of! Ah, bu hayatımda gördüğüm en büyük kıymık olabilir. Of! Lizzie, neyse. Yeniden işe dönelim. Şu kıymığa bak. Sorun yok. Of! Bundan emin misin? Ver şunu bana. Bekle. Ah, burada bir şeyler olmalıydı. Daha da çok şeker mi? İşte bu. Benim gibi bir ilk yardım çantası tam gereken. Bakalım. İşte tam olarak aradığım şey. Liam! Buradayım. Üstelik mükemmel çözümü de getirdim. Hayır, bu canımı çok yakacak. Hadi bakalım buradaki olay ne kadar güçlü hem diye. Çıkarttım. Harika. Lizzie, çıktı mı? Hey, bak çıktı işte. Teşekkürler. Hiç önemli değil. Keşke bu işe de bir şırıngam olsaydı. Hadi ama. Sanırım epey yaklaştık. Sen öyle diyorsan. Ne kadar fazla ot var. Bayağı yukarı çıktık. Öf, tüh. Neyse ki daha bolca şekerlemem var. Tadam. Evet. Bir dakika, Liam nereye gitti? Şu karmaşanın içinden bir geçsek. Sağ ol ya. Ucuz atlattık. Geldik sonunda. Harika, beni bekle. Çok hızlı yürüyorsun. Yetişemiyorum sana. Burada biraz dinlenelim mi? Bana uyar. Ne? Of, bunlar su gibi gidiyor resmen. Hayır, ateş tırmalıklarım. Hepsi gitmiş. Bu en kötü kabuslarından biri olabilir. Ama abarttın ya. Ne olduğunu bulacağım. Şu kaşığı görüyor musun? Üstüne biraz zeytinyağı dökelim. Sonra da şeker ekleyelim. Son olarak da çubuk gelsin. Isınmaya başladı. Şimdiden çok daha farklı görünüyor. Tamamdır. Tanıdık görünüyor mu? Bu bir lollipop. Hey Lizzie, sana bir lollipop yaptım bak. Teşekkürler. Harikasın. Ne güzel bir sabah. Bebekler gibi de uyudum. Kahvaltıda pizza mı? Evet, lütfen. Kabile misiniz siz ya? Huzur içinde pizzamızı yiyemeyecek miyiz? Nedir bu sineklerden çektiğim? Misler gibi bir sabah.
Beni takip etmeyi kessin. Ha? Size pizzamı vermeyeceğim. Neler oluyor ya? Of! Ciddiyim. Sizin kazanmanıza izin vermeyeceğim. Of aman. Dur bakalım Liam. Sana ufak bir numara göstereyim. Duş bonemle üstünü kapatabilirsin. Tam oturdu gördün mü? İşte sineklerden kurtuldun. Rica ederim. Aman uzak durun benden. Aa! Hazır mısın? Karpuz yeme zamanı. Oo, çok iyi görünüyor. Güzel ve taze. 3, 2, 1 başla. Bu yeme yarışını kesinlikle kazanacağım. Amanın benden çok daha hızlı yiyor. Bitti, kazandım. Hayır, bana bir şeyler oluyor. Ah, ona yetişeyim de arkada kalmayayım. Hey, şu havalı yere bak. Benimkini açsam mı? Tamam, hadi başlıyorum. Bir dakika, çılgınca bir fikrim var. Hadi değişelim. Evet, bu harika bir fikir. Bakalım bende ne varmış. Hey, bu bir karpuz. Evet, bu harika. Güzel, bende ne olduğuna bakayım. Hey, bu da ne ya? Bende boş bir karpuz kabuğu var. İçi tamamen boşaltılmış. Bunu yemenin en iyi yolu ne acaba? Isırarak mı, ellerimle mi? Of ya, keşke çatal bıçak falan olsaydı. Onda kocaman bir karpuz var, bende ise hiçbir şey yok, inanamıyorum. Hey, dur bir dakika, dahice bir fikrim var. Yanımı yürürlüğe koyma zamanı. Bu slime'ın bir gün işe yarayacağını biliyordum. Pekala, bunu boş kabuğun içine döküyorum. İşte dökülüyor. Löp löp löp. Mükemmel. Bütün kabuğu dolduruyorum. Şimdi de şu çekirdekleri serpeyim ki gerçek gibi görünsün. Nihayet şimdi tekrar değiş tokuş ederim. İşte bu kadar. Hiçbir şeyin farkına varmadı. Nihayet şimdi bu leziz karpuza yumulma zamanı. Hey, bu da nedir böyle? Bu karpuz falan değil ki. Sahte bu. Bu slime. Ah hayret, gerçek olmaması ne yazık. Ama sanırım şimdi ben benimkini yiyeceğim. Daha fazla bekleyemem. Pekala, ya bu nasıl? Ben slime yüzlüyüm. Ödümü koparttın. Çok şapşalsın. Al, karpuzu paylaşabiliriz. Ah, sağ ol. Hey, bekle. Hadi taş kağıt makas oynayalım. Hop, ben kazandım. Aa, şu müthiş şekilde oyulmuş karpuza bak. Sevimli ve sanki biraz ürkütücü görünüyor. Bir sürü keskin dişi var. Benimkine bakmak için daha fazla bekleyemeyeceğim. Ah, ah, hayır, çok korkunç. Bu bir köpek balığı. Tabağımda bir köpek balığı var. Hey, dur bir dakika. Bu lastikten oyuncak bir köpek balığı. Yazık oldu. Gerçekten bu seferki çok saçmaydı. Bir dakika, bunu düzeltmek için ne yapmam gerektiğini buldum. Bende bir tuş var. Üstüne basıp bakalım bir şey değişiyor mu diye bekleyeceğim. Bu ne ya? Köpek balığından tavuk ayağına mı dönüştü? Bu daha da beter. Hiç sevmedim. Evet, sana hiç gıpta etmiyorum. Bu o sahte slime karpuzundan bile beter. Tuşa tekrar basacağım. Lütfen, lütfen, lütfen. Ah, olamaz. Hayır, hayır, hayır. Bu düşündüğüm şey olamaz. Squid Game oynamak istemiyorum. Yok, yok, yok. Bu aynen geldiği yere gidiyor. Ucuz atlattım. Sanırım bu sefer ne geldiğine bir bakmalıyım. Evet, nihayet iyi bir şey geldi ve bu bir karpuz. Karpuzdan bir fil. Çok eğlenceli. Bir dakika, içinde hiçbir şey yok. Karpuz falan yok. En azından benim lezzeti görünen bir karpuzum var. Öf, yalanım yok. Bayağı kıskandım. Aslında biliyor musun, tekrar tuşa basacağım. Evet, bir tane daha geldi. Bu sefer yenilebilecek gerçek bir karpuz var. Üstelik karpuz oyma kaşığıyla gelmiş. Hadi bakalım, filin içini dolduracağım. Harika, senin adına sevindim. Hadi yemeye başlayalım. Bu harika görünüyor. Ben de dalıyorum. Öyle harika ve sulu ki. Hey, bu sefer nasıl hiçbir şey çıkmadı? Evet, ben de anlamadım. Burada hiçbir şey yok. Bir dakika, ne yapacağımız hakkında bir fikrim var. Aa, canına şu haline bak. Müthiş görünüyorsun. Teşekkürler. Bu kıyafeti hep yanımda taşırım. Şimdi kayıp hazineyi bulma zamanı. Ama bu bütün dünyayı gösteren bir harita. Nasıl işimize yarayacak ki? Buldum. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Kemendimi aldım. Bunu görüyor musun?
Şöyle bir çevirip fırlatacağım. Yakaladım. Hadi çekmeme yardım et. Of, daha sıkı çek hadi. Geldi. Bayağı zor iş oldu. Hadi açıp içinde ne olduğunu görelim. Bekle ya ben? Bende hala bir şey yok. Peki. Al mutlu musun? Sen şaka mı yapıyorsun? Yok artık. Ben açıyorum. Aman tanrım, bende jelibondan bir karpuz lollipop var. Nasıl yani? Sana bunun çıktığına inanamıyorum. Harika görünüyor. Öyle, ben başlıyorum. Aman tanrım, çok 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 iyi. İyi, umarım bana da bundan gelmiştir. Aa, bana daha fazla karpuz geldi. Aman ne güzel. Evet, fena oldu. İyi ki bana bu gelmedi. Sade karpuz yemekten gına geldi. Hey, belki şunu biraz ilginçleştirebilirim. Pekala, karpuz, bıçak ve bir kase var. Karpuzu kaseye doğruyorum. Sonra da kaşıkla hepsini eziyorum. Bu kadarı yeterli olur. Şimdi bunu çubuk dondurma kalıplarına döküyorum. Suyunun yanı sıra biraz karpuz parçalarından da ekliyorum. Bir de dondurma çubuğunu koymalıyım. Ha, orada ne yaptığını anladım zekice. Pekala, artık donmuşlardır. Şimdi benim de karpuzlu çubuk dondurmam var. Bu gerçekten iyi görünüyor. Peki, tamam. Sen de bir tane alabilirsin. Al bakalım. Bu kadar iyi olduğum için şanslısın. Parmak savaşı. Seni kesinlikle yeneceğim. Evet, seni çiviledim. Kazandım. Öf, bak. Daha fazla karpuz gelmesi şaşırtmadı. Evet, fenaymış. Bakalım bende ne varmış. Öf, bende de sıradan karpuz var. Bu ne ya? İkimize de tam aynı şey gelmiş. Bunun neresi eğlenceli ki? Neyse, yiyelim bari. Aslında biliyor musun, işleri biraz ilginçleştirmenin tam zamanı. Şef yardıma gelir. Neler yapabildiğimi izle. 3 kase var. Ne? Niye? Onlarla ne yapacaksın ki? Sen izle sadece, bayılacaksın. Önce bunu buraya batırıyorum. Sonra soya sosuna. Hala etkilenmedi mi? Pekala, sıra unda. İyice kaplanmalı. Bu kadarı yeterli olur. İyi görünüyor. Son olarak da panko'ya buluyorum. Tada! Bu harika olacak. Sadece bir şey daha lazım. Evet, bu mini ızgara. Mükemmel. İçine koyup kapağını kapatıyorum. Bunu hiç anlamadım. Bana tuhaf geldi. Göreceksin. Bitti. Bu çıtır çıtır lezzete bak. Şimdi bir deneyeyim. Ah, amanın. Of of. Müthiş lezzetli. Bu yediğim en iyi şey olabilir. Peki o zaman. Ben de bundan yapmaya çalışacağım. Bakalım hele. Şu parçayla başlıyorum sanırım. Şimdi bununla ne yapacağım? Bir fikrim var. Aşçılık zamanı. Biraz şundan, biraz da bundan, biraz da yumuşatmalıyım. Amanın, ortalığı fena batırıyorsun. Pekala, karpuz dilimim hazır. Çok heyecanlıyım. Şimdi ızgaraya giriyor. Şimdi sadece pişmesinin bitmesini bekleyeceğim. Her neyse, her tarafımı da un yaptın. Oo, şuna bir baksan iyi olacak. Yanıp kömür olmuş. Ah, yazık sana minik aşçıbaşı. Neyse ki bir tane fazladan yapmıştım. Al. Ah, çok teşekkürler, harikasın. Biliyorum. La la pa pa pa. Oh gazoz. Pa 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 la la la. Amanın. Hayır. Döndür aşını. Hiç beklemiyordum bunu. Hiç değilse birkaç damla kalmış gibi. Aa, hadi ama. İşte bu sinir bozucu oldu. Neyse ki bir şişem daha var. Sakin. Ağır ol. Lütfen üstüme fışkırma yine. Bir dakika. Daha iyi bir fikrim var. Şu mısır şurubunu kullanabilirim.
gazozun içine bir kaşık mısır şurubu koyuyorum. Bu kadar yeter. Kapağını da geri kapatayım. Ağzını iyice sıkıp güzelce sallıyorum. Sonra da dinlenmesi için dolaba koyayım. Sanırım artık hazırdır. Pa 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 la la la. Her taraf fışkırmasından korkmama gerek yok. Vah, şuna bak. Üstelik tadı da çok güzel. Normal gazozdan çok daha iyi. Selam kızlar. İçecek bir şey almaya gelmiştim. Ha, güzel şarkıymış. Bu kadar yeter. Oo, kola mı? Dansede dansede susadım. Teşekkürler. İçeride görüşürüz. Peki. Kabalığın da böylesi. Bir bardak daha koyayım madem. Mükemmel. Çok iyi gelecek. Şunu ben alayım. Teşekkürler. Gerçekten ihtiyacım vardı. Vallahi mı? Altı üstü bir bardak kola istiyorum. Ben de alabilir miyim? Ben de. Şaka mı bu? Dur bakalım, ne yapacağımı biliyorum. İlk olarak şu sürahiyi alayım. İçine kola dolduracağım. Daha işim bitmedi. Şu kablo bağını gevşekçe bağlıyorum. Sonra da sürahinin kulbuna doluyorum. Sürahiyi bastırmam lazım ki kablo üstünden geçebilsin. Kabloyu böyle bağlayınca 3 bardağı aynı anda doldurabiliyorum. Zaman tasarrufu dediğin budur. Millet, gelin de kolanızı alın. Harika, teşekkürler Emma. Parti devam etmeli. Sallayalım kalçaları. Nereye bu acele? İçeri yiyecek içecek sokamazsın. Üstünü taramam lazım. Aman ona, bu şey güvenli mi? Peki, girebilirsin. Ha? Dur. Bu da ne? Oo! Ver şunu bana. Kuralları biliyorsun. İşin de iyiymiş. Ama o kadar da değil. Böyle sürünürsem beni görmesi imkansız olur. Ahım, yardımcı olabilir miyim? Aa, ayakkabıların güzelmiş. Kuralları biliyorsun. İyi de hiç adil değiller. İkile bakalım. Ne oldu? Güvenlik çok kuralcı. Partiye asla giremeyeceğiz. Aa, sorun değil. Al biraz dondurmayı. Yiyemem, boğazım ağrıyor. Onun ilacı bende. Al bakalım şu pastilleri. Dur bir dakika. Atıştırmalıklarımızı güvenlikten nasıl geçireceğimizi buldum. Pastilleri paketinden çıkaralım. Sonra da bir şişe gazoz ve bardak bulalım. Gazozu bardağa koyalım. İçine biraz da gıda boyası ekleyelim. Gazoza benzemesini istemeyiz. Sonra da bir kaşık jelatin atalım. Karışımı pipete çekelim. Sonra da pastilleri yerine dökelim. Paketi doldurup sertleşmesini bekleyelim. Paketin üzerine bir kat alüminyum folyo serip kapatalım. Dur. Çantayı aç. Ne varmış burada? Pastil mi? Peki. İçeri girebilirsin. Evet, girdim işte. Artık bir iki lokmayı hak ettim. Yani sonuçta boğazım için. çok güzel. Sağlıklı bir şey atıştırma zamanı. Leziz bir muz. Tam da ihtiyacım olan şey. Ne oldu şimdi? Nereye kayboldu? Muz hırsızı. Açtım, ne yapayım? Peki, neyse ki bir iki tane daha vardı. Güzel de duruyor. Düşüneyim bile deme. Ver bana. Uzak dur. Al bunu ye. Olsun sana ama. Bunlar sıkıcı yemekler. Üzgünüm. Bir dakika. Hemen geleceğim. Bir çatal ve karga burnu al. Çatal uçlarını karga burnuyla dik hale gelene kadar bük. Tam olarak böyle. Bununla muzu parça parça bölebilirim. Bu sayede ikimiz de yiyebiliriz. Buyur işte. Vallahi harikasın. Vay, Alice de muzu bayağı seviyormuş.
Yok artık, çok komikmiş. Bunun tadı niye berbat? Ah, biraz şeker istiyor. Vay, bak bunu beklemiyordum. Komedi tufanı. Çiçeğim nerede? Aa, hepsi şeker olmuş. Dişçim görse çıldırırdı. Ne kadar şeker koydum ki? Aa, çok sinir bozucu. Gerçi sanırım nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Şu boş fıstık ezmesi kavanozu işe yarayacaktır. Şekeri içine boşaltayım. Sonra da kapağını kapatayım. Sırada da bu tornavida ile kapağı bir delik açmak var. İçeride biraz oynatıp deliği büyüteyim. İçine pipet sığabilmeli. Böyle daha iyi oldu. Her seferinde uygun miktar. Nerede bu kız? Ah, gelebildin. Seni görmek çok güzel. Sana söyleyecek çok şeyim var. Şimdi partide makarna güzel görünüyor. Öyledir. Çocuk çok tatlıydı. Ben de biraz spagetti alayım. Nerede kalmıştım? Ah, evet, partide. O kıyafetleri giydiğine inanamadım. Ay, yok artık. Emma. Çok utanç vericiydi. Emma, spagettin. Biraz dikkatli olsan iyi olacak. Yine de harika bir akşamdı. Lütfen tabağına bakabilir misin? Bir şey yapmam lazım. Bir sonraki partiyi kaçırmamalısın. Bu seferkine gelmemene çok üzüldüm. Emma'ya görgü kurallarını öğretmem lazım. Kuaför gibi oldum şurada. Bu çoraplarımdan bile kötü kokuyor. Git bakalım. Peynir yiyen minik bir fare. Ne tatlı. Emma'nın bir eve ihtiyacı vardır. Sana ben bakacağım ufaklık. Geliyor bayım. Fareler araba kullanabiliyor muydu? Hayır, ben kullanıyorum. Onu çöpte buldum. Artık bizim. Güneş de bugün epey güçlü. Tam güneşlenme günü. Ama sıvı almayı da unutmamak gerek. Evet. Olamaz. Suyum bitmiş. Biraz ister misin? Ne iyi bir köpek babasıyım. İki arkadaşız biz. Nasıl hemen bitirdin? Bu kadar ısrar ediyorsan. Neyse ki büyük bir şişe getirmişim. Şimdi ne oldu? Yok artık. Sadece bu kadar kaldı. Ama müthiş bir fikrim var. İşe tahtayla başla. Şuraya bir çift taraflı bant yapıştır. Sonra şuraya başka bir parça tuttur. Ters çevir. Şimdi sıra suda. Şu arkası yapışkanlı cırt cırtı görüyor musun? Bu şişeyi kabın üstünde tutacak. İşte. Neredeyse kapağı unutuyordum. Su aksın bakalım. Buna bayılacaksın oğlum. Bugünkü gibi sıcak günler için harika. Bir şey değil. Yavaş iç. Ya da nasıl istersen. Bana aldırma. Of ya, oluşumu gören var mı? Onu gördünüz mü? Böyle görünüyor. Lütfen bir tane alın. Ve bütün arkadaşlarınıza haber verin lütfen. Evine dön. Bunun başına gelmesine asla izin vermem. Tasmana daha fazla şey yazmalıyım. Bir dakika. Ne yapacağımı buldum. Şu mumlu kağıdı görüyor musun? Ortasına biraz sıcak silikon sık. Sonra kağıttan bir köpek etiketi ekle. Şimdi üzerine daha fazla sıcak silikon sık. Bolca tepeleme sıkmaktan korkma. Şimdi kurumaya bırak ve üzerine bir parça daha mumlu kağıt koy. İyice bastır.
İşte hazır. Yani neredeyse. Dada! Mükemmel oldu. Karabinaya tuttur. Artık tasmaya takabilirsin. Artık beni asla bırakmayacaksın. Kaybolursan bu numarayı aramalarını söyle. Şimdi git oyna. Ay ne pofuduk, ne tatlısın. Seni çok seviyorum. Aa, Jared, bu akşam rock konserine gidiyoruz. İyi. Bir dakika, sen ciddi misin? Hadi mekanı yıkalım. Bu muhteşem olacak. Acayip müthiş görünmüyor muyuz? Kızlar bizim için birbirini yiyecek. Hadi gidelim. Bir dakika. Ya Mırmır Bey? Dur. Ne? Onu yalnız bırakmak istemiyorum. Hadi gelebilir değil mi? Ya. Ha, bir dakika. Sırt çantamı sar mı? Önce kes. Güzel. Zincir süsleri unutmayalım. İşte. Şimdi sıra kestiğimiz kısımda. Ne düşünüyorsun? Müthiş oldu. Beğendin mi Mırmır Bey? Şimdi hadi rock yapmaya gidelim. Woohoo! Partiye hazır mısın oğlum? Köpekleri seviyorlar değil mi? Ne ben? Partilemeye hazır mısın? Hediyemi görene kadar bekle. Arabada. Aa, olamaz. Ne? Yerlerim. Şaka mı bu? Bu köpeği hemen buradan çıkar. Amanın, bütün partiyi mahvetti. Ama tabii. Bir balonun var mı? O artık küçük bir köpek Pati. Hadi bakalım oğlum. İyi görünüyorlar. Tamam, çamura dikkat et. Sonra bunları çıkarırız. Hanimiş benim oğlum. Mutlu yıllar kardeşim. Hayır, hayır, hayır. Bak, patileri temiz. Gördün mü? İyi eğlenceler ufaklık. Biliyorsun yerlerimi seviyorum. Selam. Öğle yemeği için uğrayalım dedik. Cips, onu bir tutar mısın? Hayır, oraya olmaz. Tek kalan yer burası. Bay fare sevmez. Fare demişken... Benimki nereye gitti? Ay, oraya mı saklandın? Bunun için üzgünüm. Ama onu nereye koyayım? Hey! Harika bir fikrim var. Buldum. Bandanayı şöyle katla. Şimdi uçlarını alıp bağla. Güzel. İşte hepsi bu kadar. Hey şuna bak. Minik bir fare ama. Beğenir mi acaba? Artık onu bir daha tutmam gerekmeyecek. Burada rahatına bak. Artık ziyafete başlayabiliriz. Alex! Ne? Onun içinde ne var? Bu senin için. Yeni bir fare arkadaş. Seveceğini düşündüm. Hiç oturacak yeri yok bunun. Belki bir şeyler ayarlayabiliriz. İzle ve öğren. Tabanımız bu popit olacak. Sonra üstüne tüpleri takıyoruz. Birer çukur atlayarak bunu çepeçevre yapıyoruz. Neredeyse bitti. Sonuncusunu da buraya koyuyorum.
Sonra üstüne bir popit daha koyuyoruz. Sen de benim gördüğümü görüyor musun? Bu küçük bir fare kafesi oldu. Bence burayı beğenecek. Çok rahat görünüyor baba. Ama kakalarını ben temizleyemem. Yazın olayı giyinip süslenip dışarıda güzel bir gün geçirmektir. Bu ses iyi değil. Görüntüsü daha da kötü. Aman tanrım, hızlı düşün. Buldum. Hızlıca kaldırıp içeri sokuşturmak her şeyi halledecek. Yazlık tamir tüyolarından biri sadece. Ah, ne kadar rahatlatıcı. Esneme rahatlamanın harika bir yolu. Selam. Pardon geciktim. Şu güneş de amma yaktı. Hocayı zar zor görüyorum. Güneş gözlüklerimi getirmem gerektiğini biliyordum. Bir dakika. Bu hangi hareket? Sol kol mu? Çok kafa karıştırıcı. Şu gözleri kısarak bakmak yüzünden başıma ağrı girdi. Oo, bacaklara geçmişiz. Bir dakika. Ne yapıyoruz? Of! Aptal güneş, o kadar simi mahvediyorsun. Hadi gözlerim, odaklanın. Tek gördüğüm insana benzer bulanık şekiller. Öf! Buldum. Şey, şu lazım olacak. Eski bir yoga matın mı var? Şu şekilde iki parça kes. Maket bıçağının ucunu kullanarak... İki yanda delikler aç. Gözlük saplarını bunlardan geçir. Sonra kaydır. Tamam, döndüm. Ama bu sefer pis güneş gözümü kamaştırmayacak. İşte orada. Teşekkürler süperlik. Şunun matına bak. Bayağı zekice. Elimden geleni yaptım. Önce şey aldım. Aa, pardon. Sıcak beni öldürecek. Tere boğuldum. Bunu taşıması çok kolay olacak. Herhalde rujum terden çıkmıştır. İşte şimdi çok daha iyi. Umarım erimem. Of, hadi bakalım sıcağa çıkalım. Of. Selam Betty. Aman tanrım, şu ter izlerine bak. Çok utanç verici. Ama bana yardım edecek bir şey var. Bayan Pet yardıma koşar. Süt yenini düz yay. Ve iki bölüme de birer pet yerleştir. İşte bu kadar. Şu sevimsiz lekelerden kurtulayım. Güle güle. Kolay oldu. Şimdi sıcak havaya geri dönelim. Hava daha mı ısınmış ne? Neyse, endişeleneceğim bir durum yok. Bunlar sadece senin için güzelim. Çok tatlısın. Yine terlemiyorum değil mi? Umarım petler akşam yemeği boyunca dayanır. Oo, güzel blok Lili. Ama yeterince iyi değil. Burası da bayağı sıcak ha. Belki biraz dinlensek iyi olur. Bir şeyler içmeyi unutmayın. Taze su gibisi yok. Bu da fena ısınmış. Hiç de ferahlatıcı değil. Vay canına, buz nasıl erimeden kaldı? Özel taktiği bilmiyor musun? Buzum olmadan hiçbir yere gitmem. Soğuk içecekleri nasıl yanında taşıyacağını öğrenmek ister misin? Önce şişeye su doldur. Ama sadece dörtte birine kadar. Şişeyi yan yatır. Sonra buzluğa koy. Sonra görüşürüz ufaklık. Yani birkaç saat sonra. Şimdi beklemek gerek. Bir süre sonra hazır olur. Artık katı halde ve gitmeye hazırız. Şimdi tek gereken bunu doldurmak.
Bak buz nasıl yukarı kadar çıkıyor. Bu içeceği daha uzun süre soğuk tutar. Kapağı kapadıktan sonra su buz gibi kalacak. Bayağı işe yarar bir yaz suyusu değil mi? Özellikle de bugünkü gibi sıcak günlerde. Gitmeliyim. Bak ne kadar kolay. Benimkinden biraz al. Of ya müthiş. Bir tur daha oynamaya ne dersin? Yazın olayı kendini şımartmaktır. Dişiler atıştırmak için duralım mı? Dondurmanız geliyor. Harika görünüyor. Teşekkürler. Şu cupcake'ler inanılmaz görünüyor. Ama yazın zor yanı hiçbir şeyin uzun süre buz gibi kalamaması. Ay dondurmam eriyip gidiyor. Öf. Hay aksi. Bir dakika, müthiş bir fikrim var. Elinin altında bir cupcake kağıdın var mı? Keskin bir bıçak al ve şöyle bir kesik aç. Ters çevir ve çubuklu dondurmanı içinden geçir. Artık parmaklarına damlayıp bulaşmaz. Bana sonra teşekkür edebilirsin. Vay canına. Bunun hakkında ne düşünüyorsun? Daha anlatacak çok şeyim var. Pekala, atıştırmalıklar hazır. Şşt, git oradan sinek. Bu ayakkabılar yeni. Bana mı öyle geliyor? Yoksa hava birkaç derece birden mi ısındı? Selam, naber Lili? Selam Steven. Ne sıcak değil mi? Kavruldum resmen. Dayan, yardım geliyor. Bende tam da buz gibi kolalar var. Ve hala gayet soğuklar. Hadi sene. Şimdi açıyorum. Niye hala böyle kapaklar yapıyorlar ki? Bu kadar tantana yapma. Açacağın var mı? Hayır ama çok güçlüyüm. Ya da değilim. Hey ya bisikletin pedalı? Basit bir hareketle kapak açılıverir bak. Uf, canım da öyle buz gibi kola çekmişti ki. Ben de bir deneyeyim. Kim derdi ki bisikletler bu kadar kullanışlı diye. Ve hop. Çok kolaydı. Yazın bir şeyler okumak gibisi yok. Selam Steven. Bu kitabı okumalısın. Öf. Neyse ne diyordum. Aptal sivrisinek. Ay. Of ya. Sanırım fena ısırmış. Şuna bak. Niye böcekler hep bana saldırır ki? Steven. Seni korkutmak istemem ama böcek tam alnına konmuş. Lili. Ah! Ne oluyor ya? Canlı canlı yem oluyoruz. Ve dahası da var. Onları nasıl def edeceğiz? Kaç! Dışarıda nasıl takılacağız peki? Kırmızı ve kaşıntılı izlerle kaplandım. Su çiçeği olduğum zamandan bile beter. Yaz aksiliği demişken şuna bak. Of ya. Hey diş macunum. Acaba bizi biraz rahatlatır mı? Hadi deneyelim. Isırılan yerlere biraz sık. Evet hepsine. Neredeyse bunu unutuyordum. Bunun işe yarayacağından emin misin Lili? Niye bana hiç güvenmiyorsun? Sana bunu ispatlayacağım. Azıcık sıkayım. Ve kaşıntı nihayet geçecek. Pekala. Birkaç dakika sonra ısırık tarihe karışır. Vay canına. Doktorlar bu numarayı biliyor mu ya? Bana güvenmen gerektiğini söylememiş miydim? Artık ısırılmaktan korkmadan tekrar bahçede takılabileceğiz. Alışveriş listesine biraz daha diş macunu yazmalıyız. Ah, hava çok güzel, sıcacık. Gidip bir suya dalayım. Of, kum çok sıcakmış. Of, çok
çok fena. Ne yapacağım? Burada kaldım resmen. Aman tanrım, şuna bak. Vay canına, çok yakışıklı. Gözümü alamıyorum. Aman tanrım, bana doğru geliyor. Hey, seni kurtarmaya geldim. İşte bu popitlere bas. Bunlar ayağını korur. Sen adım attıkça bunları ileri koyacağım. İşe yarıyor. Neredeyse suya vardım. Başardın. Artık ayakların yanmayacak. Yardımın için çok teşekkür ederim. Burası darmadağınık halde. Her yere partiden kalmış şeyler dağılmış. Evde kirli bulaşık dolu. Aynen. Hey, kimin temizleyeceğini seçmek için taş kağıt makas oynayalım mı? Tamam, kağıt taşı yener, kazandım. Uf, iyi. Ne yapmam gerektiğini bir yazayım. Burada insanların unuttuğu çantalar ve eşyalar var. Ve buradaki çöpleri ve yiyecek artıklarını da unutma. Burada da tabii ki içi bir sürü bulaşıkla dolu evye. Hey, şuraya bak. Bir şemsiye var. Vay canına, ne çok popit düştü. Şimdi bunları da toplaman gerekecek. İşte, yakala. Ne çok iş. Nereden başlayacağıma karar vermem lazım. Bir dakika, bu notlarda ne yazıyor? Of, çok düzensiz yazmışım. Hepsini nasıl sıralayacağım? Bir saniye, sanırım bir fikrim var. Bunu kesip ayırıyorum ve bu sırayı alıyorum. Şimdi sıra sıcak silikonda. Kenara böyle sürüyorum. Sonra bu popiti sıcak silikonun üstüne bastırıyorum. Mükemmel, tam istediğim gibi oldu. Şimdi bunu kapının üstüne koyacağım ve yapılacaklar listesini tutturacağım. Tamamdır, artık işe koyulmaya hazırım. En kötüsü olduğu için önce bulaşıklarla başlayacağım. İşte tertemiz oldu. Bu bitti. Şimdi bu iş için popite basabilirim. Şimdi de çöplerin bir kısmını toplayacağım. Evet, bardak ve popitlerin de işi bitti. Vay canına, daha bir sürü şey var. Pipetlerle çoraplar da tamam. Mutfak sonunda tertemiz oldu. Uf, bugün hava çok sıcak. Bacaklarımı biraz yakmak için can atıyorum. Evet, çok rahatlatıcı. Ama arada biraz da video seyretmek istiyorum. Uf, güneş çok parlak. Ekranı göremiyorum. Neler oluyor? Hiçbir şey göremiyorum. Sen orada ne yapmaya çalışıyorsun? Al. Buna benden daha çok ihtiyacın var sanırım. Harika, teşekkürler. Bunun kesin yardımı olacak. Aslında hiç olmuyor. Güneş hala çok parlak. Telefonumun üstünde gölge yapacak bir şey lazım. Bu da nedir? Puf, terlik de umduğum gibi işe yaramıyor. Oo, şurada yoga yapan adama bak. Vücudunu harika dengeliyor. Hey, bu aklıma bir fikir getirdi. Şunu alıyorum. Yoink. Hey, güneş ışığı sorununa bir çözümüm var. Yoga minderinden böyle bir parça kesiyorum. Sonra ahşap şişle delikler açıyorum. İşte oldu. Bunun işe yaraması lazım. Şimdi sıra gözlükte. Şimdi gözlüğün kollarını deliklerden geçiriyorum. Güzel, işe yarıyor. Şimdi bunu gözlüğün üstüne çevirebilirim. Harika oldu. Pekala, al bakalım. Bunu bir dene. Biraz tuhaf görünüyor ama tamam. Yok artık, süper olmuş. Artık ekranı olduğu gibi görebiliyorum. Sen gerçek bir dahisin. Bu kitap bayağı ilginç çıktı. Bakalım, ilginç bir şeyler oluyor mu? Oh, vay canına, şu kız çok güzelmiş. Resmen beni yanına çağırıyor. Pekala, o zaman ben de öyle yaparım. Hey, nasıl gidiyor? Ha? Nasıl yani? Benimle hiç ilgilenmedi. O zaman daha havalı olmam lazım. Uf, sınav göründüğünden daha zormuş. Yine mi? Uf, çok zordu. Kız da hiç etkilenmedi. Peki halter kaldırmama ne diyorsun? Ha? Bu yaptığının komik olduğunu mu sanıyor? Güneş yer değiştirince çok parlak oldu. Olamaz. Şemsiye, bir saniye. Çekici görünmem için sana ihtiyacım var. Hey, bende bu güzel popit oyunu var. Hadi ama sen ciddi misin? Bu kalp şeklinde pembe popit ama. Uf, hiç beklemiyordum bunu. Acaba gördü mü? Keşke yiyecek bir şeyler olsa. Bayağı acıktım. Bir atıştırmalığa ihtiyacı var gibi görünüyor. Bir saniye. Sanırım ne yapabileceğimi biliyorum. Pekala, madem elimde popit var, çukurların içine biraz şeker koyayım. Sonra sırada erimiş çikolata var. Bak, popitin çukurlarına ne güzel doluyor. Bütün çukurları güzelce doldurmam lazım. Son birkaç sırayı da güzelce dolduruyorum.
Ve şimdi de en sonuncusu. Mükemmel. Çikolataya bir de çubuk batırarak işi bitiriyorum. Ve çikolatanın iyice oturmasını sağlıyorum. Güzel oldu. Hey, sana bir atıştırmalık getirdim. Oo, ciddi misin? Vay canına, gel otur şuraya. Bunu benim için yaptığına inanamıyorum. Çok tatlısın. O kadar güzel mi gerçekten? Çok mutlu oldum. Aslında göründüğünden daha zordu ama boş ver. Kaslarım sayesinde hallettim. Oo, bu yüzük çok güzel. Umarım hoşuna gider. Bunu ona vermenin en iyi yolu nedir acaba? Erken geldi. Yüzüğü saklamam gerek. Selam. Bunun için üzgünüm ama sana bir şey aldım. Oo, vay canına. Bana yüzük mü aldın? Teşekkür ederim. Hadi bunu senin için parmağına takayım. Oo, parmağından düştü. Bir kere daha deneyeyim. Belki başka bir parmağına denesem? Evet ama sanırım parmaklarıma uymuyor. Sorun yok, boş ver. Şimdi içeceğimden bir yudum alayım. Bir saniye bekle. Ben açarım. İşe yaramıyor. O zaman şu bıçağı deneyeyim. Belki de dişlerimi kullansam... Uf, onu yapma. Dişlerini kırabilirsin. Of, bugün hiçbir şeyi doğru yapamıyorum. Ha? Ama yüzük hala bende. Belki bunu parmağıma takıp şişeyi açmayı deneyebilirim. İşe yaradı. Hadi al bakalım içeceğini. Evet, yüzük işe yaradı. Kapağını onun sayesinde açtım. Hey, bir fikrim var. Bu yüzüğü kolye olarak takabilirim. Bu durumda parmağıma uyup uyumamasının bir önemi yok. Ne güzel bir yürüyüş oldu. Manzara da muhteşem. Yani sanırım öyle. Hadi aşağı inip plaja bir bakalım. Ben oraya inmek istemiyorum. Çok kumlu görünüyor. Sen ciddi misin? Hadi ama bu kadar yol geldik. Uf, peki. Çok kum var. Ve kum terliklerime girdi. Yürümek yerine şu taşın üstüne çıkacağım. Hey! Ne oldu? Daha ileri gitmek istemiyorum. Çocuk gibi davranıyorsun. Şu terliklerini bir ayarlayalım. Üstündeki bantları yerinden çıkarıp tutkal tabancamı kullanacağım. Tutkalı terliğin kenarlarına uygulayacağım. İşte bu kadar yeter. Ve şimdi bunun üstüne bir terlik daha koyacağım. Üstüne iyice bastırıp güzelce yapıştıracağım. 4 terliği üst üste koyarsan tam istediğin gibi olur. Pekala, senin için bir çözüm buldum. İşte yeni terliklerin. Bayağı işe yarıyor. Çok etkilendim. Artık ayaklarıma kum bulaşmıyor. Pekala, artık plaja bir bakabilirim. Senin en sevdiğin tüy hangisi oldu? Aşağıda yorumlarını bekliyoruz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha faydalı videolar için kanalımıza abone olmayı unutma.